Manisa'da geçtiğimiz dönemde ulaşımda dönüşümü sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin ve Muradiye'de yaşayan vatandaşlar için yeni bir dönemi başlattı. Eski araçlarla ulaşımın sağlandığı üniversiteye kooperatif aracılığıyla yeni 53 araç alındı. Son model araçlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Kooperatif Başkanı Erdoğan Köyman, kampüs taşımacıları olarak 19 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, minibüsten otobüse, şimdi de taşımacılığı bir üst noktaya taşıdıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa'nın büyük şehir olması ile birlikte yetki alanlarının genişlediğini dile getirdi. Muradiye Manisa arasındaki yine öğrencilerimizin ve o bölgede yaşayan Muradiye'li hemşehrilerimizin en büyük sıkıntılarını ortadan kaldırmak için burada hizmet veren 4 tane taşıma kooperatifiyle sır sır bir araya hem Ulaşım Daire Başkanlığımız ben de bizzat birkaç defa katılarak sorunların çözülmesi noktasında bir araya geldik. Tabii orada en büyük sorun öncelikle üniversitede yaşayan binlerce öğrencimizin öncelikle taşıma ücretinin 2 liradan 1,5 liraya düşürülmesiyle ilgili bir talebimiz oldu. Burada kooperatif yetkililerinde ben kendilerine Manisa halkı adına bütün o bölgede yaşayan öğrencilerimiz adına bir kere daha huzurlarınızda burada teşekkürü bir borç biliyorum. Allah razı olsun hepsine. 53 adet Karsan marka bugün alçak tabanlı engelli rampası bulunan klimalı, kameralı ve GPS sistemli bu araçlarda başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere tüm Muradiye'li hemşehrilerimizin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımları sağlanacak. Buradan şunu da ilave etmeden geçmek istemiyorum. Yeni güzergahlar noktasında da araç kılçıkların ilaveleri yapıldı. Yani ulaşımın gitmediği noktalarda bu yeni araçların alınmasıyla da ulaşımda kısmen de olsa gidilmeyen yerlere ilave hatlar dahil edildi. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde 16 tane de Muradiye Birlik Kooperatifi bünyesine yeni araç dahil edildi. Bunlar da 15-20 güne kadar onların teslimi söz konusu olacak. Yani toplam 69 tane yeni, modern ve konforlu aracın Muradiye ulaşımına dahil edilmesi noktasında öncülük etmiş olmanın mutluluğunu buradan yaşıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz çok ölümcül kazalara sebebiyet veren öğrenci kampüsüne giden, üniversitemize giden yol üzerinde de öğrencilerimizin ulaşımlarını daha önce ölüme sebebiyet vermesi sebebiyle orada geçen sene iyileştirmeler yapılmıştır. Yine ayrıca Yağcılar Sarı Nasuhlar yolu üzerinde Celal Bayar Üniversitesi kampüsüne giden yine aynı yolda köprünün yanında kazalara yine sebebiyet veren ikinci bir köprünün inşaatına da başladık. Şu anda hemen hemen %50-60 civarında artık son üst betonarmelerin konma safhasına yaklaşıldı. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde de o yeni köprüyü bitirmiş olacağız. Bu tabii ki trafiği orada sorun olmaktan çıkaracak. Konuşmaların ardından Karsan firma yetkilileri tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e anahtar verildi, pasta kesildi. Evet, alın arkadaşlar. Başkan Ergün, son model araçları tek tek inceleyip şoförlere hayırlı olmasını diledi. Allah Allah deyip geçerken çok sağ ol. Törenin ardından alınan 53 araç şehir turu attı.